Bir Kalemin Hikayesi Cemal Süreya. Nakliyeci Hüseyin Sever, Erzincan'ın Plümer ilçesinde abisiyle ortak bir hayat kurar. Genç yaşta evlendiği Gülbeyaz ile kıt kanaat geçinip gidiyorlardır. Ailenin hayatı 1931 yılında dünyaya gelen Cemalettin ile beraber şenlenir. Cemalettin Sever, sonradan herkesin bileceği adıyla Cemal Süreyya'dır. Cemal Süreyya çocukluğunu 1938 Dersim isyanı sonrasında babası Bilecik'e sürgün edilene kadar Erzincan'da geçirir. Plümer'den yola çıkan Sever ailesi artık Bilecik'te yaşamak zorundadır. Üstelik buradan başka bir şehre gidişleri de yasaklanmıştır. Cemal Süreyya kırgın bir çocuktur bu yüzden. Doğar doğmaz içine düştüğü bu sürgün hayatı çocukluğunu elinden almıştır. Annesi Gülbeyaz Hanım tüm bu acılara erken yenilecektir. O daha 6 yaşındayken annesi hayata veda ederek yalnız bırakır usta şairi. Cemalettin de annesinin erken ölümü üzerine İstanbul'a gönderilir. Anne ve babadan ayrı bir çocukluk ve okul hayatı yaşayacaktır artık Cemalettin. Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Cemalettin İstanbul'da ilkokul eğitimine başlar. Daha ilkokul sıralarındayken bir dergi çıkarmaya karar vermiştir. Şairlik duygusu daha ana kucağından üzerine yapışmış gibidir onun. Kalbimin kuşu diye adlandırdığı annesi ona Kerem ile Aslı'yı anlattığında düşer gönlüne şiir sevdası. İlkokulda boyuna posuna bakmadan bir dergi çıkarmak ister. Tek engeli de baskı malzemelerinin azlığı, var olanların da kalitesizliğidir. Ama yine de vazgeçmez. Sıkı dost olduğu Altan Günalp ile birlikte oturup el yazısıyla yazarak, resimleri elleriyle çizerek çıkarırlar dergilerini. En büyük destekçileri de Cemalettin'e o dönemde hayran olan kızlar olur. Ortaokulun ilk senesinde Dostoyevski ile tanışır Cemal Süreya. Karamazov Kardeşler romanından öyle etkilenir ki içindeki huzursuzluğu dışa vurmaya o zaman karar verir. Aslında ikinci bir doğum tarihim vardır benim, edebiyatla ilgili olarak. 1943'te Dostoyevski'yi okudum ve bende hiç huzur kalmadı. Bugün onu eskisi kadar seviyor muyum? Çok şey aldı onun yerini ama yine de beni edebiyata, şiire iten şeylerde tuhaf bir şekilde en çok bir romancının, Dostoyevski'nin etkisi vardır. İyi bir okur olduğu kadar başarılı bir yazar ve şair olacağı, okuldaki duvar gazetesinde karaladığı, güzel kızlara yazdığı aşk mektuplarında kendini belli eder. Günlük hayatta içine kapanıktır. Ancak yazdıklarındaki yaşam coşkusu ve şahsına münhasır alaycılık, ilk dönem ürünlerinden itibaren Cemal Süreyya'nın alamet-i farikası olur. 1942 yılında Bilecik'e geri getirilir. Aynı dönemde babası tekrar evlenmiştir. Bu evlilik Cemalettin için can sıkıcıdır. Kalbinin küçük kuşu ölen çocuk, şimdi de üvey annesi Esma'nın eline mahkum olmuştur. Esma Hanım, kız kardeşleri ve Cemalettin'i sürekli döver. Hatta bir keresinde Cemalettin'i zehirlemeye bile kalkışmıştır. Cemalettin için hazırladığı yemeklere cam kırıkları attığı da biliniyordur. Cemalettin ortaokulu burada okur. Seniha Nemli ile bu sıralarda tanışır. O an farkında değildir. Ancak yıllar sonra Seniha ilk eşi olacaktır. Ortaokulda Cemalettin 100 metre koşu yarışına katılarak birinci gelir. Hediyesi ise kalemdir. Ve bunun Cemalettin için anlamı çok büyüktür. Yazma sevdasına düşmüş bir çocuğun ilk doğma kalemidir bu çünkü. Ve dünyalara değerdir onun için. Bu yıllarda Cemalettin yeni bir şey keşfeder. Tüm büyük yazarların 3 tane ismi vardır. Bunu keşfetmesiyle kararını vermesi de biri olmuştur. İlk adını Cemal olarak kısaltıp yanına Süreyya'yı ekleyecek, tam adı Cemal Süreyya Sever olacaktır. Ortaokuldan sonra Cemalettin babasına haber vermeden sınavlara girer ve Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı burslu olarak kaydolur. Cemalettin lisedeyken üvey anne kabusu bitmiştir.
Esma Hanım yaşanan bir olaydan sonra evden ayrılır. Babası da bir süre sonra tekrar evlenir. Ama Cemalettin için bunun bir önemi yoktur artık. Cemalettin yazdığı şiirlerin ve okuduklarının da etkisiyle kendi dünyasında büyüyordur. Lisede aruz ile eski tarz yazardım. Bizim kuşağın içinde biraz geç çıktım ortaya. Uzun süre yazdıklarımı yayınlamadım. Bir çeşit utangaçlık, çekingenlik, kendine güvenemeyiş ya da kusursuz aramak diyebiliriz. Biraz geç yayınladım. 1953'te sanırım Mülkiye dergisinde bir şiir yayınladım. Ondan sonra da sürekli yayınlamaya başladım. Ben yeni edebiyatla, yeni şiirle de çok geç tanıştım. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünde tamamlar. Üniversite hayatı ona Muzaffer Erdost, Sezai Karakoç, Hasan Bahri, Nihat Kemal gibi isimlerle yakın arkadaşlıkları da beraberinde getirmiştir. Sezai Karakoç ile dostlukları tüm fikir ayrılıklarına rağmen daha da sağlam ilerleyecektir. Üniversite mezuniyetinden hemen sonra memuriyet hayatına başlar Cemal Süreya. Şiir hayatı ayrı bir köşededir hayatında ve ruhunda. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, Darphane Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda Kültür Danışma Kurulu üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve 25 yıldan fazla da Türk Dil Kurulu üyeliği yapar. Bunlardan başka yazı hayatında memuriyete taşır. Emekliliğinde yayın evlerinde danışmanlık ve ansiklopedilerde redaktörlükle çevirmenlik yapar. 1960 Ağustos'unda çıkardığı Papyrus dergisine yalnızca 4 sayı yayınlayabilir. Pazar Postası, Aydınlık, Yeditepe, Oluşum, Politika gibi birçok yayın kuruluşunda şiir ve yazılarını yazar. Şiire, edebiyata yüklediği duygu yüklü anlama, annesinin ona Kerem İde Aslı'yı anlattığı zaman başlamış olsa da fiziksel koşullar lise yıllarındaki aruz denemelerini göstermektedir. İlk şiirine şarkısı Beyaz adını vermiştir ve bu şiir 8 Ocak 1953'te Mülkiye dergisinde yayınlanacaktır. Üniversite yıllarında ise çeşitli takma isimler kullanarak muhtelif dergi ve gazetelerde yazılarını yayımlar. 1950'li yılların başında gelişme gösteren ikinci yeni hareketine katılır Cemal. Ama tam olarak bu akımla kesiştiremez kalemini. O daha çok garip akımının etkisinde gibidir. Cemal Süreya olabilmesi için özgür olmalıdır. Kaleminin özgür olması demek, ruhunun da özgür olması demektir onun için. İşte bu yüzden Cemal Süreya kendi özgürlük akımını yaratır. Bununla birlikte şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri vardır. Şiir, ona göre anlamsız cümlelerin duygular katılarak anlam yüklenmesiyle yazılıyordur. Karşı çıktığı ne varsa kalemini onunla besler. Şiirlerinde erotizm tüm canlılığıyla insanın karşısına dikiliyor, ancak toplumun değerlerini de çiğneyip geçmiyordur. Şiir ona göre anayasaya aykırıdır. Hatta doğanın ahlakı kovduğu yerdedir şiir onun için. Bu düşünceyi savunması sebebiyle şiirleri hiçbir zaman hikaye barındırmaz. Bunun yerine özel imgelerin oluşturduğu bir söz sanatı açıklarında yüzüyordur. Orhan Veli şiire elma yemesini öğretti. Bizler garip şiirine bir tepki olarak çıktık. Ama şimdi düşünüyorum da garip şiiriyle, özellikle de daha sonra başka yeni şairlerin katılımıyla meydana gelen Türk yenilikçileriyle oluşan şiirde biz nasıl anlamışız? Ne kadar etkilenmişiz ondan? Ne çok beslenmişiz? Bazı arkadaşlarım öldü. Edip, Turgut, bazıları da hala yaşıyor. Yine de ben kendi payıma konuşayım. Çok beslendim. Hatta Türkçeyi onlardan öğrendim diyebilirim. 1953'te ilk şiiri Şarkısı Beyaz'ın yayınlanmasının ardından dergilerde karikatürleri de yayınlanır Cemal'in ve kendisini edebiyat dünyasına tanıtan şiirine de Gül adını verir. Hilmi Yavuz, Cemal Süreya'nın Türk şiirindeki önemini şu sözlerle anlatır. Gül şiiri Yeditepe dergisinde 1954 yılında yayınlanmıştı. Bu şiiri 23 yaşında yazdı ki bence Türk edebiyatında, Türk şiirinde çok ciddi bir kopmadır bu.
ondan öncesi yoktu gerçekten. O güne kadar Türk şiirinde söylenmemiş, dile getirilmemiş imgelerle ironiyi ve erotizmi temellendirdi. Bu, Cemal Süreyya'yı bir anlamda müstesna kılar. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe. Önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığını duyup duyup karanlıkta beni ayakta tutan gözlerini. Ellerini alıyorum. Sabaha kadar seviyorum. Ellerim beyaz. Tekrar beyaz. Tekrar beyaz. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum. İstasyonda tren oluyor biraz. Ben bazen istasyonu bulamayan bir adamım. Gülü alıyorum. Yüzüme sürüyorum. Her nasılsa sokağa düşmüş. Kolumu kanadımı kırıyorum. Bir kan oluyor. Bir kıyamet. Bir çalgı. Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene. 1953 yazında ortaokul yıllarından beri sevdiği ve sürekli mektuplaştığı Seniha ile evlenir. Bir yıl sonra mülkiyeyi bitirir ve Eskişehir'de stajyer memur olarak göreve başlar. Ardından 1955 yılında maliye müfettiş muavini olarak İstanbul'a gelir. Birçok kent gezdim. Hepsinden etkilendim. Ama en çok İstanbul'dan etkilendim. İstanbul bir kent gibi değil, bir hayvan gibi yağmur yağdığında kokusu olan diri bir kent. Çok eski, çok karışık, hiçbir simetrik duygu taşımayan bir kent. 1955'te ise bugün onu anmamıza sebep olacak olan en güzel şiirini yazar. Adı Üvercinka'dır ve dalga, güzelleme, üçgenler, cigarayı denize attım, nehirler boyunca kadınlar gördüm gibi önemli eserleriyle birlikte dergilerde yayınlanır. Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü. Boynun diyorum, boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. 1954'te Seniha ile evlilikleri çatırdamaya başlar. 1955'te Ayça adını verdikleri bir kız çocukları olur. Ama o ilk çatışmasından sonra evliliklerinin sonu bellidir. Ayça'nın doğumundan sonra Cemal'in tayini müfettiş yardımcısı olarak İstanbul'a çıkar. Evlilikleri bir süre daha devam eder ve daha sonra ayrılırlar. İki kalp arasında en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçları değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. İddiaya girmeyi çok seviyordur Cemal. Bir gün arkadaşıyla bir telefon numarasını hatırlamak üzerine iddiaya girerler. Kaybederse adından bir harfi çıkartması gerekiyordur. İddiayı kaybeder. Bunun üzerine ismimde bir harf aradım der Cemal. Y'den iki tane vardı. Bu yüzden onu seçtim diyerek soyadındaki Y harfinden birini sildirir. Bir harfini sildirdiği soyadı ilk kez 1956'da Elma şiirinin imzasında kayda geçer. 1957'de Cemal'in babası Hüseyin Bey hayatını kaybeder. Cemal Süreyya'yı babasının ölümü çok sarsmıştır. Bir süre bu durumu idrak etmekte zorlanır. Ve bütün duygusunu "Sizin hiç babanız öldü mü?" şiirine aktarır. "Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar. Aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum." Babasının ölümünün ardından Cemal kendini kalemine daha çok kaptırır. Çok değil, bu sarsıcı ölümün üzerinden bir yıl sonra 1958'de Üvercinka adını verdiği ilk şiir kitabını çıkartır. Kitap oldukça ilgi çeker. 1959'da da
Yeditepe şiir armağanını kazandırır Cemal Süreyya'ya. Şiir kadar vazgeçilmez bir diğer tutkusu da dergiciliktir. İlk kez 1960'ta askerliği sırasında çıkardığı Papyrus'u imkansızlıklarla boğuşarak 3 ayrı zamanda yeniden yayınlar. Her seferinde koşullara yenik düşüp dergiyi kapatmak zorunda kaldığında bu durumu kendi alaycı üslubuyla değerlendirir. Bir dergi gibidir benim yaşamım. Bu yüzden örmem, batarım. Türk edebiyat tarihinde kendine çok önemli bir yer edinen Papyrus dergisi, araştırma dosyaları ve sayfalarında yer verdiği sayısız genç yazar ile yeni bir edebiyatçı kuşağının yetişmesine imkan sağlamıştır. 1965'te Papyrus'u Ülkü Tamar ve Tomris Uyar ile ikinci defa çıkardığında Tomris Hanım'ın da telkinleriyle memuriyetten istifa eder. Aynı yıl ikinci şiir kitabı Göçebe'yi yayımlar. Göçebe, 1966 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü almıştır. Cemal Süreya, 1967'de dönemin önemli dergilerinden Yelken'de çalışan Suhal Tekkanat ile evlenir. 1969'da amcasının adını verdiği oğlu Memo dünyaya gelir. Oğlunun büyümesine, bir mucizenin gerçekleşmesine tanıklık edercesine büyük bir coşkuyla izleyecektir Cemal Süreya. Zuhal bir süre hasta yatar. Büyük bir kalp rahatsızlığı vardır. Bu süreçte Cemal Süreya bir an olsun yanından ayrılmaz Zuhal'in. Her an aşkla bakar ona. Mektuplar yazar. Biriktirdiği bu mektupları daha sonra 13 günün mektupları adıyla kitaplaştıracaktır. Ancak bir yandan da maddi sıkıntı yaşıyorlardır. Cemal memuriyete geri dönmüştür bu yüzden. Ve ataması da Ankara'ya yapılır. Ancak Zuhal İstanbul'da kalır. Bir süre ayrı yaşarlar. Sonunda Zuhal de eşinin yanına Ankara'ya gider. Yeniden birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak bir şeyler oluyordur. Buna şiddetli geçimsizlik denilebilir. Üstelik bir de her iki tarafta birbirlerini öldüresiye kıskanıyordur. Bu süreç daha fazla uzun süremez. Ve ayrılırlar. 1970 yılına gelindiğinde varını yoğunu Papyrus için harcamış, ciddi bir ekonomik sıkıntı içine girmiştir. Dergiyi kapatıp memuriyete dönmekten başka çaresi kalmayınca yeniden takım elbiselerini giyer. Kurallar gereği ayrılanın aynı göreve bir daha dönemediği bakanlıkta ikinci kez maliye müfettişi olur. Darphane müdürlüğü yaptığı kısa bir dönem haricinde hep bu kadroda çalışır. Cemal Süreya, maliye çevrelerinde işinde hassas, suistimallere karşı dikkatli ve adaletli bir bürokrat olarak tanınır. Çoğu zaman maliyecilikle edebiyat çalışmalarını nasıl bağdaştırdığım soruluyor. Şiir para getirmediği için her şair ikinci bir uğraş arayacaktır. İkinci uğraşın şiirden uzak olması şair için daha iyi galiba. Çünkü uğraştan derin bir soluk alırcasına kopabilir. Aynı zamanda düşünceyi yönetmem de mesleğimin etkisi olmuştur. Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır. Cemal Süreya'nın hayatı kadınlar ve tutku üzerine kuruludur adeta. Bekar bir adam olamaz. Hayatının merkezine aşkı koymuştur bir kere. 1975'te işte tam da bu sebepten üçüncü kez evlenir. Güngör Demiray ile büyük bir aşk yaşarlar. Hemen üzerine de evlenirler. Ancak büyük aşkının evliliği sadece bir yıl sürer. Bu ayrılık safhasını yaşarken bir ara ikinci eşi Zuhal ile bir kere daha denemek isterler. Ancak yine ayrılıkla sonuçlanır. Cemal Süreya, Türk şiirinde devrim yaratan bir üslubun, bir anlayışın sembolüdür. Ama edebiyatla ilgisi şiirle sınırlı kalmaz. Fransızcadan yaptığı çevirilerin yanı sıra deneme ve eleştiri yazıları da takip edilen bir yazardır. Şiir ve politika üzerine yazdıklarını 1976'da Şapkam Dolu Çiçek'le adı altında kitaplaştırır. Ben karşıtlıklar bulan değil, yeni sorular getiren bir yazarım. Bunun için parça parça çok şeye değinme olanağı veren bir yazı türü birikimime uygun geldi. 1980'li yıllarda kaleme aldığı günlükleri Milliyet Sanat ve Hürriyet Gösteri dergilerinde yayınlanır. 1986'da yakın arkadaşı Doğu Perinçek ile birlikte yayını hazırladığı 2000'e doğru dergisi onun başka bir ustalığında ortaya çıkarır. Portre yazarlığı.
2000'e doğru için edebiyat çevresinden, siyaset ve iş dünyasından onlarca ismin portresini yazar. Bu yazılar geniş bir kesim tarafından takip edilen, gündem belirleyen çalışmalardır. Çocukluğundan itibaren tutkunun, şiddetin, gönüllü ya da gönülsüz sürgünlüğün gölgesinde yaşar Cemal Süreya. Hayatımın ana çizgisi nedir diye düşündüğümde buldum. Şevkat arıyorum. Güvenli bir liman arayışı hayatı boyunca sürer. Belki de bu nedenle büyük tutkuyla başlayan ilişkileri gelgitler ve şiddetli kavgalarla sona ermiştir. Her seferinde hayatındaki kadın sondur. Son evliliğine kadar Cemal, birçok devlet kademesinde müfettişlik yaptıktan sonra 1982'de emekli olur. Ancak emeklilik ona pek yaramaz. Çünkü emeklilik maaşı yetmiyordur. Bu sebeple bir bankada çalışmaya başlar. Ancak bir süre sonra banka iflas eder. Gazeteci ve şair Ülkü Temer'in biricik karısı olan Tomri Suyar, Temer ile evliyken Cemal Süreya'ya aşık olur. Üstelik Cemal Süreya da evlidir o sırada. Rivayete göre birbirleri için eşlerinden boşanırlar. Bugün bile edebiyat dünyası bu aşkın tanımını Türk edebiyatının en verimli aşkı olarak yapar. 3 yılları beraber geçer çiftin. Tomris, 4 evliliğin arasında yaşanmış en büyük aşktır. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle, uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden, şu 3 günlük sevdalara inat. Serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanağına sızan 2 damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim, masum beyaz bir kağıtta seviyorum. Tomur Suyar'ın anlatışına göre her akşam iş çıkışı hiçbir yere uğramadan eve koşarmış Cemal Süreya. Bir gün Tomur Suyar, biraz gez dolaş, hiç arkadaşın yok mu senin? Arkadaşlarınla buluş, vakit geçir der. Ertesi gün 10 dakika geç gelir Cemal Süreya. Bir sonraki gün 15, daha sonra yarım saat geç gelir. Bu akşamlardan birinde Tomur Suyar evi temizlemiş, tozunu almış, sonrasında toz bezini silkelemek için pencereyi açmış. Örtüyü pencerede silkelerken apartmanın girişinde oturan Cemal'i görmesiyle gerçeğin ortaya çıkması bir olmuş. Her akşam iş çıkışı aslında yine eve geliyor ancak aşağıda oturup vakit geçiriyormuş Süreya. Tomur Suyar bu durumun adını şahsiyet rötarı koyar. En verimli aşk onlarındır ancak Tomur Suyar'ın hayranı çoktur o dönemde. Bunlardan sadece 3 tanesi şairdir. Tabi Ülkü Temer dışında Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever. Sadece bu aşkın ömrü 3 yıllıktır ve tükenmiştir. Geriye de güzel bir dostluk bırakırlar. Yine de aşktır bunun adı. Geriye dostluk bırakılabilir ancak öfkesiz de olmazdı. Tomris, Cemal Süreya'nın büyük aşkıydı. Cemal'in kadınlara ve aslında aşka olan düşkünlüğü düşünülürse bu aşkın haliyle kendisi kadar öfkesi de büyük olacaktı. Bir tartışmanın ardından tutkuyla yazdığı mektupları yırtıp atar Cemal. Bu mektuplardaki aşk da böylece onların arasında kalır. Cemal Süreya, ruhunu şiirlerinde okuyucusuyla samimiyetle paylaşan bir şairdir. Ancak bunun yanında nesriyle de edebiyatta adından söz ettirmeyi de bilir. 1977'de Emeğin ve Emekçinin Tarihi adlı eserini yayınladığında daha birçok eseriyle birlikte nesirdeki başarısını iyiden iyiye kanıtlamıştır. Aydınlık gazetesinde yazar. 1984'te Sevda Sözleri adını verdiği en güzel sözlerinden kitap yapar ve aslında o gün kanıtlar ki Cemal Süreya'nın en güzel yaptığı iş sevda sözleri söylemek ve şiirler yazmaktır. Tüm bunların yanında bir de çocuk yanını gösterir Cemal Süreya. Çocuk edebiyatı ile ayrı bir bağ kurar.
Çocukça dergisinde aritmetik kuşlar peki adını verdiği bir köşeden seslenir çocuklara. Bu işin de ustalıkla hakkını verecektir. Ve kompozisyon konusunda da en az şiir konusunda olduğu kadar iyidir Cemal Süreya. Üstelik bu çocuk yaşlarından beri böyledir. Herkesin kompozisyon ödevine yetişmekten gocunmayacak kadar çok sever kalemini konuşturmayı. Ancak arası sayılarla hiç iyi olamaz. Öyle ki saatin kaç olduğunu söyleyebildiğinde neredeyse ortaokulu geçmiştir. İki şey aşk ve şiir. Mutsuzlukla beslenir biri, biri de ona dönüşür. Demiştir bir şiirinde Cemal Süreya. Hayatı boyunca aşk ve şiirle beslenmiştir. Sonunda son kadın nihayet karşısına çıkar. Ölene kadar birlikte olacağı ve Bayan Nihayet diye adlandırdığı eşiyle tanışır. Cemal Süreya bir kitap evinin de sahibi olan Birsen Sağnak ile evlenir. Birsen hali hazırda 4 çocuğu olan bir kadındır. Toplumun sırtında kambur olarak göreceği bu durumu Cemal Süreya önemsemez. Birsen öylesine şefkat dolu, merhametli bir kadındır ki Cemal'in bütün çekilmez yanlarına yaklaşmasını iyi bilmiştir. Ölene kadar yaşayacağı sol yanı masumiyetiyle buluşmuştur. Birsen Sağnak ölümüne kadar onu yalnız bırakmaz. Cemal Süreya için dostlukların sığınağı her şeyden değerlidir. Ben çocukluğunu yitirmemiş bir adamım. Bununla birlikte biraz da ciddi bir adamım. Okuyan bir adamım. Yalnız bir adamım. Fazla kalabalıktan hoşlanmam. Küçük bir arkadaş çevrem vardır. Onun dışına çıkmam. Bu çevreler bazen değişir. Ama genellikle küçük bir çevredir. Dolaşmayı da fazla sevmem. Aynı masada oturmayı, aynı masada çalışmayı severim. Aynı lokantada yemek yerim. Sınırlı bir hayattır benim hayatım. Evimin karşısında bir kahve var. Boş zamanlarımda oraya gider otururum. Arkadaşlarım gelir. Ben aslında arkadaş canlısı bir adamım. Arkadaşlarım neredeyse orayı severim. Şiirle haşır neşirken bambaşka bir Cemal Süreya vardır. Bir de futbol vardır onu zevklendiren ve rahatlatan. Koyu bir Fenerbahçelidir. Ve en sevdiği futbolcu da Lefter'dir. İki takım kurarlar, edebiyatçılar, tiyatroculara karşı oynanır her maç. Ve her zaman gol kralı Orhan Kemal olur. Sigara alışkanlığından kurtulmuş olsa da Cemal Süreya alkolü bir türlü bırakamaz. Ama asıl sorun bu değil, oğlu Memo'dur. Memo günden güne daha bir fütursuz, daha bir savurgan oluyordur. Babasıyla sürekli büyük kavgalar eder. Hatta babasının değerli kitaplarını çalıp sahaflara satıyordur. Cemal Süreya bu durumdan büyük ızdırap duyar. Memo bir kavgaları sırasında babasını ağır darp eder. Cemal Süreya hastaneye kaldırıldığında vücudunda çok fazla morlukları, yaraları vardır. Ama asıl yarası kalbindedir ve üzüntüsü neredeyse fiziksel anlamda dahi görülecek kadar vücudundan taşıyordur. Bu acı artık onu daha fazla yaşatamaz. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Cemal Süreya 9 Ocak 1990'da huzursuz bir şekilde ölür. Suna yakın, ölümsüz dizelerin şairi Cemal Süreya'nın ölümünün hemen ardından cenaze törenini ve öncesinde yaşananları şöyle anlatır. Cemal Süreya'nın naaşının Haydarpaşa Numuni Hastanesi'nin morgunda olduğunu duyunca hemen soluğu orada aldım. Hatay lokantasının sahibi Mehmet Ali Işık, Cemal Süreya'nın amcasının iki çocuğu ve oğlu Memo'dan başka kimse yoktu. Oysa bir gün önce gece evinde telefonlara hep ben bakmıştım. Herkes hocanın nerede olduğunu, paraya ihtiyacımız olup olmadığını sorup mutlaka geleceğini söylemişti. Ben Numune Hastanesi'nin morguna gittiğimde bir kalabalıkla karşılaşacağımı umut ediyordum. En azından bir 25-30 kişi oluruz diyordum. Ama saydığım insanlar dışında kimse yoktu. Atay lokantasının sahibi Mehmet Ali Işık, maddi olarak her şeyi kendisi üstlendi. Cenaze arabası geldi. Cenaze arabasına Cemal Süreya'yı koyacağız. Çünkü cenaze bir gün sonra Şişli Camii'nden kaldırılacak. Cenaze arabasına bindik, ben önde. Cemal Süreya'nın oğlu Memo ve Mehmet Ali Işık arkada oturuyordu. Şoförün Numune Hastanesi'nden çıktıktan sonra güzergahı belli.
Birinci köprüden Ankara asfaltından karşıya geçecek, bizi de Şişli'ye bırakacak. Yol güzergahına girmeden önce bir anda aklıma Cemal Süreyya'nın şu dizeleri geldi. Gömmeden önce biraz gezdirin beni. Şoförü zar zor ikna ettik ve hareme doğru yola çıktık. Kız Kulesi'nin önünden geçtik. Cemal Süreyya'ya tarihi yarımadayı gösterdim. Martıları, vapurları, Kız Kulesi'ni. Üsküdar'a geldik ve ertesi gün namaz için Şişli Camii'ne gittik. Hocayı son yolculuğuna burada uğurlayacağız. Cemal Süreyya'nın sonra naaşını aldık. Şişli Camii'nin önünden cenaze arabasına koyduk. Cemal Süreyya uzaklaştı. Cemal Süreyya, öyle çirkin isim mi olur dediği ve hiç sevmediği Kulaksız'daki Kulaksız mezarlığına gömüldü. Cemal Süreyya'nın son yolculuğu Kulaksız'da işte böyle bitti.